Amerika'nın en önemli gazetelerinden The Wall Street Journal'da Türklerin Bilgeliği başlıklı bir makale yayınlanmış dün. Evet. Şöyle yer alıp şöyle cümleler var. AK Parti'nin Türkiye ekonomisini idaresi sandıktaki başarısını açıklıyor. Son 10 yıl içinde ihracat 4'e katlanırken kişi başına düşen gelir 3 kat arttı. Türkiye serbest ticaret ve sağlıklı bir kamu maliyesi yönetimini de içeren piyasa politikalarının değerini ortaya koyuyor. AK Parti aynı zamanda bu seçim kampanyasında bahsi geçmeyen ve İslamcılığın sessizce yaklaştığı yönündeki endişeleri de dindirdi. Eğer Erdoğan söylediği sözlere sadık kalırsa Türkiye Orta Doğu'da gerçek bir özgürlük modeli haline gelebilir demiş. Tabii ki öyle. Yani AK Parti'nin bakış açısı, hükümetin bakış açısı demokrasi yönünde olduğu açık aşikar görüyor. İnşallah. Evet. Ama tabii ki İttihat-ı İslam düşüncesi her Müslüman için farzdır. Ben Müslümanın deyip de İttihat-ı İslam istemiyorum diyemez bir insan. İkisi iç içedir. İnşallah. O Allah'ın kaderi. Yani hükümetin orada İttihat-ı İslam yolunda bir gayreti tabii ki olur yani. Mecburen olur. Yani Atatürk'ün de vasiyeti o. Mutlaka olur. Ama asıl bu görevi yapacak olan Mehdi'dir. Mehdi ve talebeleridir. İnşallah. Yani Mehdiyet'in ışığıyla hükümette de o yönde bir gelişme olur. Halkta o yönde bir gelişme olur. Her yerde böyle o yönde bir gelişme olur. Müslüman cemaatlerde o yönde bir gelişme olur. Bu gelişme normal. Yani makul akışında devam edecek. Eder de. İnşallah.